Belediye başkanımız, sayın il başkanım, çok değerli ilçe başkanları, çok değerli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, çok değerli diğer odaların başkanları, çok değerli şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, çok değerli Tekirdağ'da hemşehrilerim, basınımızın mümtaz temsilcileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve bu kongrenin hayırlara vesile olmasın diyor. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu aralar bütün odalarımızda kongreler yapılmakta. Adeta şenlik havasında, düğün havasında geçen bu kongrelerin ben gelecekte ilimize anlamlı katkılar sunacağına inanıyorum. Gerçekten demokrasinin gereği de işte tam da bu. Burada Batuhan Düğün Salonu'nda iki tane liste var ve iki listedeki arkadaşlar da karşılıklı oturmuşlar. Birbirlerine dostane bir şekilde bu kongreye giriyorlar. İşte medeni bir cesaret gösteriyorlar ve bunun karşılığında da tabii ki şoförler odası olarak tüm şoförlerimizin hak ve menfaatlerini savunabilmek için de kıyasıya mücadele ediyorlar. Demokrasinin güzelliği gerçekten bu. Ben tüm arkadaşlarımızı, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlığına aday olan her iki ekibi de canı gönülden kutluyor ve hak edenin kazanmasını diliyorum. İşte bunun sonunda da kazanan Tekirdağ olacak. Bizler bir bütünüz. Siyaset rekabet edecek. Odalarda rekabet olacak. Esnafımız rekabet edecek. Sanayimiz rekabet edecek. Böylece Tekirdağ'ımız büyüyecek. Tekirdağ'ımız kazanacak. Ülkemiz kazanacak. Biz istiyoruz ki gelecek yarınlarımızın, aydınlık yarınlarımızın tüm çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi yerlerde olmasını sağlamak. Bunun için de gecemize gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Bizler genel idare eden hükümetimizin Tekirdağ'ımıza katkılarıyla, yerel yönetimler kendi meclisleriyle beraber toplanarak hep birlikte Tekirdağ'ımıza bir şeyler verebilmek için büyük bir mücadele içindeyiz. Ve bunu takdir edecek olan da yine yüce milletimiz. Yüce milletimizin takdirleriyle de inşallah en iyisini yapan tekrardan seçilecek ve tekrardan göreve devam edecek. Dolayısıyla burada da bu kongrenin sonucunda da inanıyorum ki kazanan şoför esnafımız olacaktır. Bizler sizlerin sorunlarını biliyoruz. Hem UKOME'de yaşadığınız sorunlar, hem çeşitli belgelerle ilgili yaşadıklarınız ve bundan sonra da çözüm önerilerinizle ilgili devamlı sayın başkanlarımız olmak üzere başta bütün şoför esnafımızdan bize talepler gelmekte. Bizler de sizin meclisteki temsilcileriniz olarak en kısa zamanda bunun çözülebilmesi için mücadelemize devam etmekteyiz. Ve bu mücadelemizin sonunda da tabii ki en kısa sürede inşallah tüm sorunlarınız çözülecek. Yeni bir yer alımından bahsedildi. Sayın Mustafa Kahraman da bizim omuzlarımıza bir yük yükledi. Tabii biz de bu anlamda inşallah ön açacak şekilde gerekli olan müdahaleleri yaparız. Gerekli olan destekleri veririz. Her şey para demek değil Sayın Mustafa Kahraman. Kiminin duası, kiminin parası. Biz de duayla dururuz. Şaka bir yana tabii elimizden ne geliyorsa çevremizdeki finans gücündeki arkadaşlarımıza da uyararak destek vermelerini de isteyerek biz kendilerinden yardımcı olmasını isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Kazananın esnaflarımızın tüm olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.